Sevgili dostlar, işte demokrasinin beşiğindeyiz. Burası Atina. Yunan medeniyetlerinin, demokrasinin beşiği Atina. Bazılarına göre çirkin şehir, fakat ben çirkin, ben seviyorum. İnsanlar bazen çirkin şehir derler. Tabi İstanbul'un yanında, yani İstanbul'daki Boğaz, Moğaz falan burada yok. Yaşayan, yani yanaşan yani şey deyince, yani çirkin değil deyince İstanbul'un daha güzel olması imkansız aşağı yukarı. Hiçbir şehir daha güzel olamaz İstanbul'dan, biliyor musunuz? Dünyanın hiçbir şehir İstanbul'dan daha güzel olamazdı. Şimdi bu program Atina'dayız. Nüfusu aşağı yukarı 6 milyon kişi. 6 milyon kişinin 1,5'u yeni göçmenler. İçinde Suriyeliler de var. Ortak kesim de var. Türkiye'den de bayağı insanlar var. 4,5 milyonu Yunanlı ve büyük bir kısmı Atinalı. Fazla göç alan bir, yani İstanbul'a kadar göç almadı hiçbir zaman. Gördüğünüz gibi çok yüksek apartman yok. Bir tane şurada yapmışlar hayret, bir de orada var. Çünkü bir kural var. Bir yer var. Akropolis. Buranın çekirdeği. Kanuna göre, kurala göre Akropolis'ten daha yüksek bir bina yapılamaz Atina'da. Eski bir kural ve hala geçerli. Allah'tan. Yani gökdelen burada göremeyeceksiniz. AVM rezistans burada göremeyeceksiniz. İstanbul'da eskiden olduğu gibi. Orada da göremezdiniz. Şimdi herhalde birbirine yürüyerek 8 tane AVM gezebiliriz. Büyük yanlış. Yanlışların bir tanesinin, en büyüklerinden bir tanesi herhalde İstanbul için o olmuştur. Trafik problemleri falan filan. Oralara girmeyeceğiz. Ama şimdi size bu hafta Atina'yı anlatacağız. Şimdi burada yemeğe gideceğiz. Çünkü biraz evvel geldik. Yani öğle vakti. Bugün Atina'yı çok göstermeyeceğiz. Bugün yarın göstereceğiz. Ama yemek yiyeceğimiz yer çok şık. Hadi bakalım sevgili dostlar. Gidiyoruz. Sevgili dostlar, burasının adı Glifada. Burası deniz kenarı mahallesi. Yani buranın Ataköy'ü, Yeşilköy'ü falan. Efendim, Atina'nın. Eskiden burada Amerikan üssü varmış. Onun için çok Amerikan vari bir parça. Sonradan da zenginlerin yazlık, yani zenginlerin evi, alışveriş merkezleri. Efendim tabi bunların alışveriş AVM'leri iki katlı. 25 bin katlı değil. İki katlı AVM'ler var. Şirin şirin. Lüks butikler var. Kafeler var. Ve burada bir lokantaya geldik şimdi. Arka sokağa gideceğiz. Bu lokanta ilk defa milli olacağım. En iyi mezeyi yaparmış Atina'da. Hadi bakalım. Acıktık. Şimdi mezeye gidelim. Kameralara önce biraz pil alacağız. Pil bulursak burada. Ondan sonra mezeye yemeye gideceğiz. Günü kapatacağız. Yarın Atina'ya gezmeye başlıyoruz. Hadi. Sevgili dostlar, işte burası Glifadas mahallesi. Türkiye'nin önüne gelen seyahat acentalarından bir tanesinin Yunanistan'daki adamı, İstanbullu bir Rum. Efendim Yeniköy'de büyümüş. Efendim onun tavsiyesi üzerine o bize burayı buldu. Dedi ki en güzel mezeyi burada yiyeceksiniz dedi. Ben pek içki içen adam değilim ama mezeyi severim. Efendim To Eleniko lokantanın adı. Yunanlılar. To Eleniko. Çok da şık. Hastasıyım. Gelin bakalım mezeyi yiyek. To Eleniko. Vay vay vay.
Vay anam babam vay. Çok hoş bir yermiş. Bakar mısınız? Duvarda böyle konserveler. Dekor mayatın herhalde. Satlık olduğunu zannetmiyorum. Soslar, moslar. Çok güzel yapmışlar. Şu basıyı bize yaptılar galiba. Erken geldik. Erkenine yemek yiyip gidip yatalım. Yorgunuz çok. Bugün yol günü. How are you? Nice to meet you. Nice meeting you. And your name is? My name is Nick. 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 Nikos. Yes. Nikos, right? Not Nick. Nikos. Nikos. This is your table. Thank you. Girin bakalım. Nedir de Rumcası dedim? Pancari salata diyor. Yani üzerine iyi koyarsan pancar, pancari. Börülciyi dedim tutmadı. Başka bir şeymiş onun adı. Unuttum adını. Börülci ama. Pancari salata, yoğurt, elma. Elma dilimleri var. Böyle bir pancari salata. Dur bakalım. Pancari salatacıyız. Dur bakalım. Çalışacağız sevgili dostlar. Çalışacağız. Pancari salata. Mutfaklar çok birbirine biliyorsunuz yakın ve kesir altında. Bizim aşağı yukarı tüm balıklarımızın adı Rumcadır. Onun karşılığında bütün sebze ve meyvelerin, sebzelerin karpuzi, karpuz efendim, pancar, pancari efendim gibi onlar da Türkçedir. Dolma, dolma des, köfte, köfte des, efendim, musakka, efendim söyleyeyim, aklıma, biberi, biber. Maydano, maydanoz. Aklıma geliyor. Çok ortak kelime var. Ama onun yerine kofana. Mesela. Efendim. Yes. We have also parsley salad with walnuts. Is it? Parsley. Parsley. Maydano. Maydano, exactly. Maydano. Bak geldi, bak maydano. It's same in Turkish. Same. Maydanoz. Maydanoz. Pancar. Pancar. Yoğurt. Same. White tarama. Tarama, same Turkish tarama. And the Greek traditional tzatziki. Tzatziki, cacık. Evet, çalışalım bakalım. Maydanoz salatası. Efendim. Panzari. Çalışalım, panzari çalışalım. Panzari. Bunun adını unuttum, börülce değil. Tzatziki. Bizde biraz daha suludur. Buradaki cacık biraz daha süzme yoğurt cacığı. Efendim süzme yoğurtu yapıyorlar. Efendim tarama salata. Balık yumurtalı. Bunu iyi yaparlar. Diğerleri bize daha iyidir de bu tarama salatayı bizden daha iyi yaptıklarını söyleyebilirim. Efendim ekmeklerine bakalım. Çalışalım. Güzel. Oo. Güzel. Tahıl ekmeği. Oo. Uyaroğlu. Evet efendim. Bismillahirrahmanirrahim sevgili dostlar. Bizde de bu vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Uyaroğlu. Maydanoz ve ceviz. Pancara bakalım. Güzel. Şimdi elma var. Müthiş. Yeşil elmalı pancar. Biraz daha alacağım. İçindeki parçalar ben de ne diyorum? Pancar değil. Elmaymış resmen. Şimdi yeşil elma parçacıkları var. Bu yoğurt üzerinde. Çok güzel bir düşünce. Yapalım. Bize yoktu öyle bir şey. Yeşil elmalı pancar. Yoğurtlu. Uyar oğlum. Bize de uyar bu. Bizim damak zevkimize uyar. En önemli olaya geldik. Burada sırrı geçecek mi? Tarama salata. Bu kolay değil diye. Tamam. Geçti.
lokanta sınıfı geçti. 10 üzerinden 8'de iyi nottur be, 8 bende çıkmaz kolay kolay. Ve sıfırcı bir hocayım. 8 yukarı nottur yani. Tahmin ettim dedim. Kuzey pastırma çok güzel dedi. Dedim Kuzey Yunanistanlı, evet dedi. Bize yakın olması lazım pastırmanın çünkü. İçinde lahana var. Ben bunu seviyorum ya. Böyle yiyeyim ben. Bak hiç et yok pastırma hariç. Sebze, taze, yoğurt, balık yumurtası. Ağır bir yemek değil. Böyle pastırma elimle alacağım. Özür dilerim. Şimdi anca böyle anlayacağım. Anlamadım beraber. Şey karışınca anlamadım. İçinde lahana. Tek başına anlayacağım. Çok tuzlu. Bizim pastırmaya tutmaz. Çok tuzlu. Çok tuzlu. Bu kaldı sınıfta. Ne önemli değil. Bunlar çok iyi. Bir de şu cacığa bakalım. Tzatziki. Güzel. Yunanların balığı iyidir. Balığı iyidir Yunanların. Fas balıdır. Adalardan. Kekik balıdır. Zeytinyağı iyidir. Dünya biliyorsunuz zeytinyağında dünya üçüncüleri. En iyi demeyeyim. En çok üretici İspanya'da. Dünya şampiyonu. Sonra İtalya. Sonra Yunanistan gelir. Biz dördüncüye oturduk ama şimdi üçüncüye Yunanlarda güreşiyoruz. Üçüncüye geçmek üzereyiz diye tahmin ediyorum zeytinyağı işinde. Yani en önemli şey zeytinyağı. En önemli şey yani. En eski, en önemli, en entelektüel, en flamboyan, en avantgard zeytinyağı. Çok önemli bir madde. Yok üzerine, tanımam. Evet. Ve yavaş yavaş devam ediyorum yemeğime sevgili dostlar. Siz şöyle biraz etrafı gezin. Çok güzel dükkan. Bakın dükkana. Efendim. Bana bir şeyler daha gelince sizi tekrar çağırı gösteririm. Evet efendim. Hamsi tava. Ya. Bizim hamsi daha iyi. Bizim hamsi Karadeniz'de. Soğuk su. Daha az tuzlu. Su soğuk olunca balık daha yağlı. Kendini soğuktan koruması lazım balığın. Buranın yani anchoes tabii. Tamam, hamsi de sayılmaz ama. Ama bizimki tutmaz. Karides'e bakalım. Bunun da Rumcası garide. Garide. Geyle. Garide. Burada. Hamsiden daha iyi. Ama yani müthiş değil. Aa değil mesela. Şuradan sosuna banak. Hüseyin bizim hamsi tutmaz değil mi Hüseyin? Yok. Bak istedim.
şirme ve kahve. Devam ediyoruz. İki tabak daha kalmış. Nasıl yiyeceğim? Yerim yavaşça. Şu Hüseyin var. Tufan, Tufan hepsini yer. Tufan var ya, Tufan hepsini yer Tufan. Geri kalan Tufan süpürür. Etsizleri. Etsizleri, vejeteryan et yemez. Ya şunlar bitti. Tavuk, limon, hardal. Kızarmış. And... Also we have the real liver with ciğer, hastasıyım. And the lemon. Taze soğan ve limonlu ciğer. And what do you call this? Hünkar beğendi. Adını Hünkar beğendi diyor. In Greece, pure moskaraki me pure melidzanas. But you know what Hünkar beğendi means? You know what Hünkar means? Yes, the Turkish. Yes, Hünkar means the sultan. Beğendi means liked it. So the sultan liked it. It's the name of the dish. I understand the reason. Thank you very much. Ben de anlatıyorum ne olduğunu. Ben bayıldım tabii. Bilmiyorlar. Çok düşünsene. Yıllardır mesela öyle, Hünkar beğendi diyor. İmam bayıldı diyor. Ama imam bayıldığının ne olduğunu bilmiyor. Aa falan. İmam bayıldı. Çok beğendi. Aman abi. Hastasıyım dedi. Gitti imam. Mesela bu karnıyarık bilmiyorlar. İmam bayıldığı biliyorlar. Soğunu yiyorlar. Bizdeki etlisini yemezler. Hünkar geçen gün şey söyledi kız çok hoşuma. Takuk göksü. Dedi var mı? Dedi. Takuk göksü. Takuk göksü. Ne diyor? Tavuk göğsü çıktı oradan. Takuk göksü. Tavuk göğsünden bahsediyormuş. Bilmiyor. Takuk göksü olarak diyor ama tavuk, tavuğun tavuk göğsünde göğsü olduğunu bilmiyor. Aa. Hünkar beğendi. Ben de ciğer hastasıyım. Oldum olası. Biraz taguk alalım. Taguk. Taguk, limon ve kırmızı ve yeşil domak biberle. Çalışalım. Bir parça da Hünkar beğendi alalım. Hünkar beğendi. Evet, şimdi bakalım not vereceğiz. Tavuk limon olunca biraz ekşimiş. Bana şey gelmedi. Uymazoğlu. Ciğere bakalım. Ciğer o şekilde bense ben ciğeri biraz daha ufak doğrardım buna. Parçalar büyük. Ben olsam bunu dörde bölerim. Ufak ufak. Ya yaprak yaparım. Hünkar beğendiye bakalım. Ayhan beğendi. Adını değiştiriyoruz. Sevgili dostlar, müsaade edin ben şunları yiyeyim. Yani yiyemeyeceğim artık, yeter zaten. Doydum. Efendim, size veda edeyim. Yarın sabah görüşmek üzere. Atina'dan sevgi saygılar. Hastasıyız. Devam ediyor filmimiz. Beraberiz. Benden memnun musunuz ya? Bazen böyle şey oluyorum ben. Acaba bile sıkıldım acaba falan oluyorum. Bazıları yemek, abi yemek yeme falan. Bazıları yemek ye falan, anlamıyor musun? Çok zor herkes memnun etmek. Bazıları diyor ki, abi yemek çok güzel oluyor. Yemek göstersene. Bazıları diyor ki, abi diyor, ne olur diyor. Artık yemek yeme diyor. Biraz kültür olsun diyor. Bazıları da, abi kültür artık sıkıldık biraz. Eğlence olsun diyor. Abi herkesi memnun edemiyorsun. Olduğu kadar. Sevgili dostlar, yarın görüşüyoruz. Hoşça kalın.
Sevgili dostlar, burası hemen Atina'nın içinde sayılır 6 kilometre uzaklıkta merkeze Frizvos Marina. Büyük gemilerin, büyük yatların, yelkenlerin olduğu büyük marina. Ama güzelliği şurada, şehrin içerisinde. Bakar mısınız? Ey yavrum, hastasıyım. Ben yelkenciyim abi, tanımam kargadan başka kuş. Hastasıyım. Müthiş bir yer değil mi? Bugün de hava çok iyi şansımıza. Günde güneşlik. Roma'ya kar yağıyormuş. İstanbul'da dün dolu yağmış. Atina'da kemiklerimiz ısınıyor. Marina, ama kılık pek marinaya uygun değil bugün ama ne yapalım? Otele gidip vaktimiz yok. Aynen böyle geziyoruz bugün. Olsun. Gönüller biri olsun sevgili dostlar. Sevgili dostlar, burası da işte Atina'nın meşhur büyük mega yat limanı. Güzelliği şurada, sadece 6 kilometre şehir merkezine. Şehrin içinde gibi yani. Böyle dev, hani genelde şehir içindeki marinalar ufak büyüklükte almaz, bu alıyor. Güzelliği gene şurada. Buradan bindin mi bütün Yunan adaları Emre'de. 3000 tane ada var Ege'de. 3000 ada. Yani kayalıklar dahil. Hepsi Emre'de. Çalış. Güzel yelkene alış. Capitano, carisperas. Carimera, kala? Kala sorises. Kala sorises. Efendim, kala, iyi misin demek? Efendim. Okay, thank you, thank you. Sevgili dostlar, burası kaptanın gemisi fakat bir müze. Nereida Müzesi anlatacağım. Çok hoş bir gemi. Harap haldeyken alınıp restore olmuş. Çok büyük bir ailenin, Yunanistan'ın en zengin ailesinin gemisi. Adam dedeleri bu gemide bilet kesiyormuş. Yolcu gemisiymiş. Düşünsene nasıl aile. Adam bilet kesen adammış. Ne kadar sonra zengin olmuş. Da şimdi bankaları, enerji, bu marinanın ortakları bütün grupla beraber. Efendim çok zengin bir aile Yunanistan'da. Gemiler eski ki adam bilet kesti. Eski yolcu gemisinde müze yapmış. Thank you. How wonderful. Where shall we start? It's the main place of museum. ...1914'ten başlıyor. Aileyi anlatıyor. John Latsis 1910'da doğmuş. Yunanistan'ın güneyinde. Annesi babasının 6 çocuktan bir tanesi. Okuldayken fakir ailenin çünkü okuldayken çalışmaya başlamış liman işlerinde. Burası liman şehrinde doğmuş çünkü. 1927'de ticaret mektebinde mezun olmuş. Limanda ticaret yapmaya başlamış. Bir gemi acentasında başlamış. Gemi acentasında yük taşıyan gemilerin acentasıymış, şey taşıyormuş. Tarım ürünleri, üzümler şunlar bunlar taşıyan gemileri iş bulan. Yani yükle, acenta şu demek ya gemi sahiplerine yük bulan acenta. Efendim, yükleri de gemi bulan ajanta tabii yani oradaki aracı kurum. Efendim, derken turist
dediler için bir şey açmış, bir açmış, turistik bir dükkan açmış. Efendim, 1940'ta evlenmiş, 3 çocuğu olmuş, Spiro, Marianna ve Margarita. Ve Atina'ya taşınmışlar. Ve Atina'ya taşıdıktan sonra onu zengin eden işlere çalışmaya başlamış. 1914'ten başlıyor. Burada işte bütün çocukluğu, efendim, Lassis ailesinin, yani Yunanistan'ın en zengin ailelerinden bir tanesi. 1940'ta bir ortak edilmiş Nomikos gemi sahibi bir aileyle ve başlamış gemi işi yapmaya. Bu gemiyi satın almış. Altında Neria da koymuş. Dizel motorlu bir gemiymiş o zaman için, buhardan sonra. Efendim, bununla beraber 3 tane gemisi olmuş. Ve kaptanı olmuş bu gemilerinde. Yani satın almış değilse oturup ofiste şey yapmamış. Kaptanı olmuş. Biraz da bilet kesiyormuş resmen. 1952'de 2 tane daha yolcu gemisi ilave etmiş. Henrietta Spiros. Efendim, derken bu şekilde Pire ve Girit arasında seferler koymuş. 1960'ta da hidrofoil, yani bu uçan tekneleri yatırım yapmış. Express diye. Onları hala Yunan adalarında görürüm. Hızlı giden dalgalar üzerinde iki kanatlar üzerinde yükselen gemiler iniyor. Hızlanınca çıkıyor. Onları satın almış. Böyle devam ediyor. Yani adam bir gemi sahibi. Hem şilep hem de yolcu gemisi. Ve bu şekilde 57 yılında da ticari gemiler işini çok büyütmeye başlamış. Okyanus aşırı gemiler almaya başlamış ve büyük bir filonun sahibi olmuş. Buradan böyle geliyor, devam ediyor. Efendim, gemilerin de resimleri var burada, şimdi bunları size gösterelim. 69'da, 68'de, 67'de, 73'te, efendim, 73'te petrol işine giriyor. Petrol alım satım ve taşımacılığı işine giriyor. Bir rafine kuruyor. Arapların ham petrolünü satıyor. Efendim, Saudi Arabistan'la ortaklık yapıyor. Nihayet inşaat işine giriyor. Konut yapıyor. Villalar kocaman kocaman. Efendim, nihayet 86'da özel jetler kiralayan ve satan bir firma sahibi oluyor özel jetiyle. Berlin duvarının yıkılması devamlı geliyor. 92'de de efendim banka sahibi oluyor. Banka satın alıyor. Banka ve gayrimenkul işleri. Efendim, Cenevre, Monaco vesaire vesaire. Bayağı bir dünya en zengin insanlarından bir tanesi oluveriyor sevgili dostlar. Böyle enteresan bir ailenin hayatını kendi ilk bilet satarak ve sonra kaptan olduğu gemiyi de anlatması ve bu geminin eski resimleri varmış, faciaymış, hurda şeklinde geri alıyor. Hırvatistan'da yaptırıyor. Bu da bu geminin hikayesi. 1939'da İtalya'da yapılıyor. Laurana adında. Hoş bir gemi aslında. Yolcu gemisi. İkiz kardeş de var geminin. Gemiyi kendi yaptırmıyor. O şekilde yapmış olarak satın alıyor. 39'da yapılan İtalya'da denize inen gemiyi 49'da 10 sene sonra 10 yaşındayken baba satın alıyor. Kaptan olarak, yani daha ufak adam, daha baba zengin değil. Ne biçim ne hikaye. Evet. Müthiş. 1950 ile 1974 arasını altın yıllar olarak burada geçirmiş. Yani ekonomik olarak altın bir yıl. Bu gemide filmler çevrilmiş. Onlara kiralamış filmcilere zamanında. Alan Ladd, Clifton ve Sophia Loren başrol oynadığı bir filmde gemi geçiyor. Boy and a Dolphin, Yunus üzerindeki çocuk filminde bu gemide çekilmiş sevgili dostlar. Aa, ne güzel. Çocuklara her sabah okul yapıyorlarmış kaptan diyor. Çocuklara denizcilik anlatıyor. Yunanlılar denizcidir. Yani ezelden beri. Efendim, onların genlerinde var. Yani Yunan, yani ben Ege adalarında gezerken yelkenden Yunan denizcilerine bayılırım. Yani terbiyesi, iskeleye limana girişi, iskeleye bağlanışı, gemilere birlikte intizam, bakım, boya, pırıl pırıldır. Efendim, maalesef bizdekiler o kadar bakımlı değildir. Geçen gün birine bağırdım. Baba, yani gelmiş Yunan adasında bizim
balıkçıya attı pat 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 motoru. Yakın oynuyorlar. Simide galiba. Yanında kova sarkıyor aşağı. Plastik. Mavi. Şey paslanmış kulplu. Yani orada adam yanındaki yanaştığı teknenin yanında adam minyonluk yat. Yelkenli. Adam itmeye çalışıyor. O da ya dedim utanmıyor musun dedim ya. Sen bu altında plastik kova dedim. Ya, bir tane şey koysan usturmaça. Paran yoksa usturmaça gibi şey al. Üzerine güzel bezle kapla temiz. Gene paran yoksa o kovanın üzerine bez koy temiz. Sünger bul. Yani yap bir şekilde. Yani bunu ille gidip bilmem ne marine shop'tan bilmem ne 500 liraya almayacaksan alamıyorsan ki alamıyorsun. Ama bir şey bul üzerine kapla pırıl ve boya. Kaç kuruş bir kutu boya ya. Oturuyorsun akşamına kadar. Üstün başın leş gibi kokuyor. Sakalların var 5 günlük. Tıraş ol. Ben hiçbir Yunan adasında yelkende, hiçbir adada tabii de Yunan adasında bilhassa limana yanaşırım. Çok açık, biraz sakalım varsa o gün tıraş olamaz. Sallanıyor tıraş olamadıysam çıkmadan evvel gemiden tıraş olurum. Duş alırım, tıraş olurum. Pırıl pırıl. Beyaz şortlarımı giyerim. Lekesiz olacak. Onları limana tekrar tekne binince onları çıkartırım. Gemidekileri giyerim ki onlar leke olacaktı. Ben yelken yapıyorum, koşturuyorum aşağı yukarıya. Ama yani hiçbir zaman pasaklı, kirli, tıraşsız ve kokan bir vaziyette karaya ayak basmam. Bu bir terbiye görgüdür. Bizim denizlerde bu var mı? Yok. Maalesef. Rumlarda bu var. Doğruya doğru. Kusura bakmayın. Aklıma geldikçe bunları anlatacağım. Burada yukarı çıkalım. Merdiveni de acayip yapmışlar maşallah. Vay canına. Sayın seyirciler. Ayağımızda spor ayakkabı falan. Biraz kılığımız pek bugün denizci kılığında değiliz maalesef. Maalesef böyle geldik. Bir geminin provasını görelim de geminin provası ön tarafına öyle derler. Geminin provasına bakalım. Burada güzeldir çünkü şey vardır. Demirler falan vardır. Gelin. Hey maşallah. Gelin maşallah. Aa, üstü demek ki tente oluyor yazın. Çok güzel bakmışlar. Pırıl 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 maşallah. Evet geminin provası. Of. 2 tane ırgat. Bakar mısınız? Bütün krom kısımları pırıl 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 pırıl. O frenleri bıraktı buradan. Funda bismillah. Bırak. Aşağı şöyle bir akar ki onun şeyi müthiştir. Hissi. Funda bismillah diye bağıracaksınız. Funda. Lingua franca. Portekizce, İtalyanca'dan ve İspanyolca'dan gelen bir Akdeniz lisanı. Funda, fondo, dibi demek. Funda, funda çapa bizde çapa funda diye biz bağırırız ama ne demek olduğunu Latin dilleri öğrenince anladım. Çapa dibine demek. Onun tam tersi de dira bismillah'tır. Demiri çekmek. Dira bismillah. Biz Müslüman denizciler de bismillah kelimesini kullanırız. Bunlar bilmez. Onlar bilmez. Yani böyle bak gemicilik. Baksana usturmaçaların ipine bakar mısın? Çok müthiş bir detay. Burada da bak, usturmaçalar. Böyle biraz önce bahsettiğim bizdeki mavi plastik kova. Burada böyle. Yere bal dök. Yala. Şimdi bal dökmek için temizliyorlar zaten. Birazdan buraya bir kutu balla gelip döküp yalayacağız. Ve köprü. Aa ufacık baksana hiç beklemiyorsun burada ufacık bir dümen. Artık bunlar çünkü bunda değil daha çok bunda idare ediliyor. Joystick'le şey gibi, computer game gibi. Gideceksiniz. Her tarafta kamerası var tabii. Radar. 2 tane, 3 tane, 4 tane. Çift motor gördüğü gibi. Caterpillar, 2 tane caterpillar var. Gördüğünüz gibi. Sevgili dostlar. Çok güzelmiş.
Biraz basık bana göre ama eski model tabii böyle olacak yani. Ne? Çünkü bu modern gemiler gibi değil muhakkak. Harikaymış. Efendim bu da 1950'de ki sökünde yapılan artık yani modern olmayan aletler kullanılmıyor. Geminin kıç feneri, pupa feneri olarak geçer yelken de. Bu telgrafı, Rumcası telgrafmış şimdi merak ettim. Bir kaptan köşkünde var. Efendim bundan. Bir tane de aşağıda makine dairesinde var. Aynısı ikizi. Bu mekanik bir şey tabii. Kaptan şunu oynattığı zaman stop, ondan sonra standby, beklemede, ağır yol, yarım yol, tam yol ileri efendim ve geri tornistan. Efendim burada da motorlar stop diyor. Efendim motorları kapat diyor burada. Slow, ağır, yarım yol, tam yol, tornistan, geriye gitmek için telgrafı geminin. Dümeni, dümenin pozisyonu, yelpaze pozisyonu. Efendim, evet, bak İtalyanca yazıyor, dritta. Çünkü İtalyan gemisi ya, aslı. Harika değil mi? Efendim bu da pusulası, eski pusula. Bu da Cenova'da yapılmış bakarsın. Riccardo Ferro yapmış Cenova'da. Bunlar ayarlarıdır. Efendim, mekanik ayar, şimdi pusula dedim magnetik bir şey, bozulmaması için arada bir ayar yaparsınız. Bunları ileri geri oynatarak tam ufak şeylerini, sapmalarını tamir edersiniz geminin. Efendim, bunların şu beyazlarda anchor lights, demir fenerleri. Demiri, gemi demirdeyken o fener çekilir provaya, yarım basılır. O zaman geminin demirde ve yürümediğini anlarsınız gece vakti. Bu pusula müthiş. Sevgili dostlar, yukarı gidelim şimdi. Kaptana veda edelim. Efendim ve gemiyi bitirelim. Nereida bir ailenin hikayesi ve bir geminin hikayesi. Gemiler de biliyorsunuz canlıdır. Hatta dişidir. İngilizce'de she dersin gemiye. Yani kadın olarak düşünürsün. İsimleri de kadın ismi de erkek gemi ismi olmaz. Geminin de genelde bu hariç tamamen değiştirmiyor isen ismi değişmez. Doğum ismi vardır. O isimle de ölürler. Fakat son zamanlarda bu dahil olmak üzere bazı gemiler ismini değiştirmeye başladılar. Ben taraftarı değilim. Aykırıdır şeye, örf adetlere. Ha, tamamen gemiyi değiştiriyorsan, yani estetik cerrahi gidiyorsa adını değiştirebilirsin. Ama değişmez. Ve erkek adı konmaz. Evet, Kaptan Kuntiris'e teşekkür ederiz. Efkaristo Parapolu'yu Kaptan Kuntiris. Thank you very much to visit my museum. Thank you very much. Yes, I will we come back again when we sail. You go somewhere? No, you don't sail. Yeah, we're going every summer some place. Yes. To open like museum with local authorities. Local people. Yeah. You go to the islands? Yes, all the islands. We are growing golf. We visit all the islands. How wonderful. Maybe I come one day to do islands with you. Yes, thank you. Adaya gideceğiz bir gün tekneyle inşallah. Hastasıyım adaların, gelin. Sevgili dostlar, çok güzel bir yerdeyiz. Hastasıyım. Voliagneni Gölü. Atina'ya 10-15 kilometre uzaktayız. Yani şurası. Arabayla hemen geldik 10 dakikada. Enteresan. Enteresan dedim, insan yapması değil. Tabii bir göl. Mucize bir göl bu.
Şu anda orada bir ışıklı levha var. Dış ısı kışın ama güzel bir hava Atina'da. 16 derece. Su 23 derece. Yazın 29 derece oluyormuş. 30 derece oluyormuş suyun sıcaklığı. Ve güzelliği şurada %80 tatlı su, %20 deniz suyu. Deniz suyu nereden geliyor? Deniz burada ama su buradan geliyor dediler. Daha uzak bir yerden geliyor. Nasıl geliyor bilmiyorlar. Bir yeraltı tünelinden geliyor. Tabii bir göl ve pırıl pırıl temizle bakmışlar. Tuzlu bir tatlı su. Zannediyorum kaynak sıcak bir kaynak. Çünkü 23 derece. Orada bir yerde şu anda yazıyor 23 derece. Water temperature. Tatlı su kaynağı var. Bir yerde onu da bilmiyorlar. Bir yerden tatlı su kaynıyor onu da bilmiyorlar. 2000 sene olduğu evvel yapıldığı yani meydana geldi tahmin ediliyor. Volkanik bir olay gördüğünüz gibi bana sorarsanız. Yani kayalardan çok enteresan. Yazında böyle oluyormuş burası kalabalıktan. Çünkü bir tabii bir büyük bir havuz. Bakar mısınız? Müthiş. Volyagmeni Gölü. Efendim Atina'ya gelince buraya geliyorsunuz mayonuzla yüzüyorsunuz. Güzel bir yemek yiyoruz. Yemeklerini bilmiyorum. Yemek tahmin ediyorum iyi olduğunu. Yorgo şimdi görüştüğüm sahibi şey bir çocuk. Delikanlı bir oğlan. Efendim deniz bu tarafta ama denize bağlı değil. Bir yerden geliyorsun. Nereden olduğunu bilmiyorlar dediğim gibi. Böyle bir göl ya. Ben göle gider misin dediler. Ben de ne gölü ya falan dedim. Sandım ki böyle Abant falan gibi bir yere geleceğiz. Böyle bir yere gelince şaşırdım ve sevdim. İnşallah siz de benim gibi aynı hislerdesiniz. Sevdiniz. Efendim bir mayo olsa da atlasak girsek filmimizi bitirsek. Ama farz edin girdim, yüzdüm. Efendim çıktım gidiyorum. Sevgili dostlar bu filmde bu kadardı. Ayhan Sıcımoğlu ve Renkler. Hastasıyız. Devam ediyoruz.